Nesine 2. Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktör Selahattin Dinçel, mağlup oldukları Batman Petrolspor maçı ile bu hafta sonu İzmir'de oynayacakları Altay maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Hafta sonu itibariyle iç sahada oynadığımız Batman Petrol müsabakasını kaybettik. Tabii maç öncesi hazırlıklarımız, iç sahada oynayacağımız bu zorlu müsabakayı kazanmak üzerineydi. Fakat müsabakayı belli bir süreye kadar taktik disipline bağlı kalarak, oyunu tutarak götürdük. Fakat oyunun son bölümünde yediğimiz golle geriye düştük. Uzatmalarda da yine yediğimiz ikinci golle maçı kaybettik. Tabii bakıldığında Fethiyespor bu sezona farklı bir yapılanmayla başladı. 3-4 yıllık bir takımın temelini atma hedefiyle yola çıktı. Ama bu 3-4 yıllık takım oluşturma, temel atma düşüncesi içerisinde yarışmacı kimliğimizi koruyarak ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmeyi de hedefledik. Özellikle bunlar düşünülürken kulübün ekonomik yapısı, kulübün kesinlikle geleceğe dair borçlandırılmaması, ayağını yorganına göre uzatması belli başlı kriterlerden bir tanesiydi. Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Özellikle transfer döneminin ilk periyodunda transfer piyasasındaki yüksek rakamlardan dolayı biraz daha ağır hareket eden bir Fethiyespor var gibiydi. Ama şartlar ne olursa olsun biz transfer bitmeden önce mutlaka istediğimiz düzeydeki oyuncuları bünyemize dahil edeceğimizi planlamıştık. Ve bu plan doğrultusunda da istediğimiz oyuncuları planladığımız şekilde lig başlamış olsa dahi transfer dönemi bitmeden bünyemize dahil ettik. Tabii bu son dönem gelen arkadaşların belki sezon başı hazırlıklarını eksik geçirmesi, belki takıma uyum sürecini tam olarak atlatamaması. Özellikle tabii her takımın başına belki geliyor ama bizim başımıza biraz daha fazla geldi. Gerek darbeye bağlı sakatlık, gerek zeminden dolayı sakatlığı arka arkaya yaşadık. Son 1-2 maçta belki bazı oyunculara fazla yük bindi. Kadro derinliğinin eksikliğini bu müsabakalarda hissettik. Ama genel olarak bakıldığında ben yine bugün çok net bir şekilde söylüyorum. Fethiyespor her yönüyle doğru yolda. Gerek geleceğe dair yapılanmasıyla, gerek ekonomiyi elinde tutmasıyla, gerek aşağıdan gelen, altyapıdan gelen oyuncu sayısının fazla sayıda olmasıyla doğru yolda. İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda çok daha fazlasıyla tüm kamuoyu ve taraftarlarımız görecek. Özellikle Esnaf Hastanesi'nin altyapımıza sponsor olduğu günden itibaren altyapımızda koordineli bir çalışma başladı. Teknik adam sayısı arttı. Altyapıdaki oyuncu sayımız çok fazlalaştı. Spor okullarında 700-800 civarında öğrencimiz oluştu. Ve aşağıda çalışmanın karşılığı olarak buna meyve diyebiliriz. O meyveler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve A takım bünyesinde altyapı kökenli oyuncu sayımız, altyapıdan yetişen oyuncu sayımız arttı. Resmi müsabaka kadrolarında da şu anda o çocuklarımız yer alıyor. İnşallah sahada süre alıp oynamaya da başlayacaklar. Bunun yanında biz bu temel atma, yaşı küçük oyuncu, takımın yaş ortalamasını düşürme hedefinin içerisinde sezon içerisinde tespit ettiğimiz özellikle genç milli takım havuzunun içerisinde yer alan oyunculardan da bünyemize dahil ettik. 2 hafta önce
oyuncumuzun bir tanesi Kayran Yılmaz, Arnavut milli takımıyla iki tane resmi maça çıktı. Ve bu da o Fethiyespor'un hem gençleştirme politikasının doğru yolda olduğunu gösteriyor. Hem de ilerleyen günlerde bu sayının biraz daha artacağına işaret ediyor. Ben bunu da buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tabii bunların hepsi yapılırken takımımızın ligi devam ediyor. Bu hafta Altay deplasmanına gideceğiz. Geçen yıl PTT liginde yer almış. Bir alt lige düşmüş. Özellikle yıllarca Süper Lig'de yer almış. Büyük bir camianın takımıyla deplasmanda oynayacağız. Tabii burada rakibin büyüğü, küçüğü yok. Aynı ligdeyiz, aynı gruptayız. Herkes herkesi yenebiliyor. Herkes herkesten puan alabiliyor. Biz bu hafta Altay deplasmanını mutlak puan veya puanlar almak için gideceğiz. İnşallah istediğimiz sonuca da ulaşıp evimize döneceğiz. Ben kesinlikle kimsenin karamsar olmasını istemiyorum. Herkes tabii ki yorum yapabilir. Herkes duygu ve düşüncelerini söyleyebilir. Ama ben Fethiyespor camiasına tekrar şunu söylemek istiyorum. Fethiyespor doğru yolda. Fethiyespor hiçbir şekilde bu ligde sıkıntı yaşamaz. Ve Fethiyespor ligi şu an var olduğu noktanın çok çok üzerinde bitirecek. İnşallah bunu hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii biz bazen yaşadıklarımızı anlattığımız zaman belki farklı şekilde yorumlarlar. Belki farklı şekilde değerlendirebilir. Bunu kamuoyu değerlendirebilir, belki taraftarlarımız değerlendirebilir. Benim bu anlattıklarım kesinlikle bahane değil. Yaşanmış gerçekler var. Bizim Umut Merttoy isimli oyuncumuz, genç oyuncumuz ilk 3 hafta görev yaptı ve bir kırık parmakla oynadı ve cuma günü itibariyle ameliyat oldu. Yaklaşık 45 gün aramızda olmayacak. Bu zemin sıkıntısından dolayı kaynaklanıyor. Kesinlikle bizim Fethiye zemininde bir sıkıntı yok. Dışarıda oynadığımız müsabakada gerçekleşen bir talihsizlik. Ona keza sezona çok iyi başlayan santraforumuz Mehmet Kaan Türkmen, biliyorsunuz Kastamonu maçında 2 gol attı. Ertesi hafta gittiğimiz Tuzla deplasmanında rakibin darbesi yok. Herhangi bir ters pozisyon yok. Sadece sıçrayıp yere düştüğünde zemindeki çukur sayısı çok fazlaydı. Bilek inanılmaz burkuldu. Ve 3 haftadır biz Mehmet Kaan'ı kullanamıyoruz. Bu hafta ağrı kesici ve çok yoğun tedaviyle oynatmayı çok planlamıyorduk. Sadece gidişata göre ihtiyaç olur ise 5-10 dakika, 15 dakika belki kullanabiliriz diye düşünmüştük. Geriye düştükten sonra müsabakada oyuna dahil ettik. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Sekerek oynadı. Ha bu çok doğru mu tartışılır. Oyuncunun çok fazla oynama isteği, bizim de ondan beklentimizin yüksek olmasından dolayı böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle de tedavisi devam ediyor. Aynı şekilde Canberk inanılmaz şekilde bir ödemi var. Ayak tabanında. Geçtiğimiz hafta İskenderun müsabakası içerisinde oyundan mecburen çıkmak zorunda kaldı. Belki maça başlayamayacak düzeyde bir ağrısı vardı ama fedakarlık yaparak oynadı. Maçın son bölümünde oyundan almak zorunda kaldık. Bir hafta boyunca tedavi oldu. Fakat müsabakaya, Batman müsabakasına yetiştiremedik kendisini. Burada kesinlikle oyuncuların işte ağır antrenmandan, kendisine bakmamasından veya farklı etkenlerden dolayı değil, sadece deplasmanda oynadığımız Tuzla müsabakasında inanılmaz kötü zeminden dolayı
çocuklar bu şekilde bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Tabii hep biz bunları söylüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da sporcu sağlığı her şeyin önündedir şeklinde yaklaşımda bulunuyor. Biz 3 yıl önce kendi sahamızda federasyon yetkilileri gelip kontrol yaptığında çimin görünen yüzünün dışında toprak altında 12 santim kökünün olması gerektiğine kadar ölçüm yaptılar. Ben buna bizzat şahidim. Eğer bu olmaz ise sporcuları ciddi sakatlıkların beklediği söylendi. Bizim stadımız ve bizim zeminimiz, bizim oynadığımız maç zeminlerine göre inanılmaz derecede kaliteli, düzgün olmasına rağmen biz maç oynamamayla karşı karşıya kaldık. Fakat ne hikmetse biz o inanılmaz kötü zeminde birçok oyuncumuz hasar aldı ve tam kadro pozisyonuna şu an itibariyle dönemedik. Tabii bizim dışımızda bazı gelişmeler var. Biz karar merci değiliz. Oynanan statlara, oynanan zeminlere. Ama sporcu sağlığı burada en üst sırada, bu işin en önemli kısmı ise, o zaman bu tür zeminlerde inanın maç oynatmamak gerekiyor. Oynanmaması gerekiyor. Sizinle zeminin videosunu da arkadaşlarımız paylaşabilir, görürsünüz.